Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden olan Yalova'dayız. Yalova'nın da en güzel, en özel yerlerinden biri olan Yürüyen Köşk'teyiz. Yürüyen Köşk bildiğiniz üzere bundan yıllar evvel Atatürk'ün kaldığı yerlerden bir tanesi. Ve Mustafa Kemal Atatürk o tarihlerde, o yıllarda çınar ağacına yapışık olan arkamda görmüş olduğunuz köşkü, çınar ağacının tek bir dalı kesilmesin diye 4 metre 80 santim bu tarafa doğru kaydırıyor. O yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş olduğu talimatla tramvay rayları vasıtasıyla arkamda görmüş olduğunuz köşk çınar ağacına yapışık halden arkamdaki hale gelmiş oluyor. Tarihe tanıklık eden köşk Yalova Belediyesi'ne ait olarak şu anda hala ziyarete açık bir şekilde ziyaretçilerini beklemekte. Arkamda görmüş olduğunuz çınar ağacı ise tarihe tanıklığını devam ettirerek doğaya ve çevreye yine oksijen bırakmakta. Ta o yıllara bakacak olursak Mustafa Kemal Atatürk'ün çevre ve doğa şuurunu, çevre ve doğa bilincini anlamak için aslında bu en önemli, en somut olaylardan bir tanesi de diyebiliriz. Burası gerçekten eşsiz güzellikte bir yer. Mavi ile yeşilin buluştuğu muazzam bir havası hem de doğa bilincinin yerleşmesi adına çok somut, çok yaşanmış bir örneği var. Yalova'ya yolunuz düşerse Yürüyen Köşk'ü mutlaka ziyaret edin. Hem buradaki temiz havayı ciğerlerinize çekin, hem de bu eşsiz güzellikleri dünya gözüyle bir görün derim. Yalova'dan, Yürüyen Köşk'ten selam ve sevgilerle bir başka yerde bir başka şekilde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.